Tam suyun güvenli olduğunu düşündüğün anda... Aa, zavallı. Belki biraz pasta seni neşelendirir. Ama bu pasta yemek için değil. Bu bizim yepyeni bir havuzumuz. Peki peki, belki de yemek içindir. Oo, anın ayağı geri gelmiş. Ancak onun hala yardıma ihtiyacı olabilir. Bak, içinden yumurta çıktı. Demek oyuncak bebek başlarının çıktığı yer burasıymış. Bebeğin başını oyun hamuruyla kaplıyoruz. Ve o bebeği istediğimiz herhangi bir şeye dönüştürüyoruz. Biraz da boya sürüyoruz. Şimdi bir yüz yapıp biraz da tüy ekliyoruz. İşte kendi Ofila kuşumuzu yaptık. Bak, burada bir tane daha var. Ama bunun bir kanadı eksik. Bir popit alıyoruz ve ondan kanat şeklinde bir parça kesip kuşumuza takıyoruz. Tamam, bir tane yeter. Çok daha iyi oldu. Hadi uç bakalım yuvana. Bir de şu kanatları mı denesek? Yalnız bunlar elektrikli. Hadi önce bir test edelim. Harika işe yarıyorlar. Tak bakalım sırtına. Uçmak için rüzgara ihtiyacın yok. Su da işimizi görür. Kuşlar geri dönmüşler. Ve arkadaşlarını da getirmişler. Bir dakika. Bunların hepsi kağıttan yapılmış. Neden biz de aynısından yapmıyoruz? Kağıdı kesiyoruz ve birkaç yerini kaplıyoruz. Hadi onu da gruba kat. Fazla arkadaşın zararı olmaz. Eyvah martılar. Lollipop'una sahip çık. Sana sahip çık demiştim. Olamaz. Artık o lollipop havuza ait. O zaman biz de yeni bir tane yaparız. Bu çubuk şekeri eritiyoruz. Aklımıza gelebilecek herhangi bir şeyi çiziyoruz. İstersek farklı tatlar dahi ekleyebiliriz. Katılaşmadan evvel üstüne bir çubuk ekliyoruz. Artık yeni lollipopumuzun keyfini çıkarabiliriz. Hey, bu bir kalamar. Şunun yüzü, şuna bak. Sen onu bir de karada gör. Ha, kendine hemen bir arkadaş yapmış. Hadi sana bir tasma takalım. Nedense pek de enerjik. Sanırım bir sürü bacağı sayesinde yorulmuyor. P çok iyi vakit geçiriyor ama şu an gitmesi gereken yerler var. Endişelenme, biz de kendi eğlencemizi yaratabiliriz. DJ A partiyi başlattı. Hadi minik kekler, gösterin kendinizi. Yalnız zamanı gelince herkes yatağına geçsin bakalım. Vay canına, havuz kenarında kitap okunduğunu duymuştum. Ancak suyun altında okumak da nasıl oluyor? Yok olmuyormuş. Ama işte sana bir fikir. Bu gazlı kalemle harfler yazıyoruz ve onları suya bırakıyoruz. İşte sudan yüzen harflerimiz oldu. Sok kafanı hadi. Bak nasıl yüzüne yapıştılar. Aynı kendi yüzüne harfler çizmek gibi ama bu daha eğlenceli.
Ha, merhaba anne. Gömülü bir hazine falan buldun mu? Hadi onu eleyelim. Bu bir A. İşte hazine dediğin böyle olur. Ama şu kumları temizleyelim. Belki şu kurçukların birazını çıkarabiliriz. Artık sadece iyice fırçalanmaya ihtiyacı var. Çok daha iyi oldu. Şimdi plajda eğlenmeye hazırsın. Kum ördeklerden daha iyi ne olabilir ki? İçlerinde daha küçük ördekler bile var. Bak, boyutu tam da bu kaydırağa göre. Çabuk ol, kalabalıklaşmadan tekrar çık. Sana söylemiştim, bu kadar eğlenceli bir şey uzun süre boş kalmaz. İşte bu harfler bu ördekleri birbirinden ayırmamıza yardımcı olacak. Zavallı oyuncak bebek. Arkadaşların seni çıkarmayı mı unuttu? Bacaklarını da mı aldılar? Merak etme. Alt yarını şimdi tamamlıyoruz. Bunun için sadece cam bilyelere ve yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Bize biraz da saç lazım. Bak, o bir centaur. Dört bacak hiç olmamasından iyidir. Krem çikolata. Daha güzel bir şey olabilir mi? Bisküvi. Şekerlemeyle kaplayalım. Süsleme şekerlemelerini de unutmayalım. Belki başka bir bisküvi daha ekleriz. Anladım. Bu bir balık yavrusu. Ne kadar tatlı değil mi? Bastığın yere dikkat et. Ketçap isteyen var mı? Ayağına bak. Berbat durumda. Neyse ki bu kullanışlı ayak banyomuz var. Gazoz ve naneli şeker. Köpürdü köpürecek. Bir ayağın daha olduğunu unutma. Neredeyse bitti. İşte tertemiz bir ayak. Bastığın yere dikkat et. Bu da ne? Bir cips kutusu mu? Onu yeni bir kumdan kale yapmak için kullanabiliriz. Sadece kum kullanmayacağız. Şekerlemeyle yapabiliriz. Şekerlemelerin hali hazırda tuğla şeklinde olması da işimize yarayacak. Ne güzel bir kule. En iyi kısmı da bu üst kısma cips de koyabiliyorsun. Daha önce hiç plaj kulesi görmüş müydün? İyi bak. Minicik bir ahtapot. Hadi onu şişirip kocaman kötü bir krekene dönüştürelim. Onu bir de suyun içinde gör. Galiba yüzerek uzaklaşıyor. Sorun yok. Yedekte bir balonumuz var. Neden onu hazinelerle doldurmuyoruz? Vay canına, şu parlak şeylere bak. Hepsini içine koyduktan sonra biraz su ekle. Bu kadarı yeter. Ağzını bağlayıp kapat. Sonra da yeni stres topunu bir güzel mıncıkla. Bu da ne? Bir su kalemi. Daha neyi bekliyorsun? Hadi onu deneyelim. Vay canına, şu değişik renklere bak. Gerçek bir gösteri için onu biraz suyun içine koyun. Endişelenme, rengi hala güzel. Elini daldır. Su çok iyi.
Hey bak, eski dostumuz A burada. Ve E de burada. Hadi seni temizleyelim. Sabun ekleyin ve durulama döngüsünü başlatın. Vay, birlikte yeni bir harf oluşturdular. Ne? Ya, A da susamış. Hadi sana kendi küçük Sibil'ini yapalım. Damacanasını doldurup üstüne takalım. Ağzını açıp doldurmaya başlayabiliriz. Ah, ferahlatıcı. Ve içinde C vitamini de var. Hadi bir kadeh kaldıralım. Vay, birisi can kurtaranı çağırsın. Yüzmek için güvenli bir yere ihtiyacımız var. Bir telefon kılıfının etrafına birkaç esnek kalem sarın. İçine biraz şeffaf yapıştırıcı sıkın. Ve lastik ördekler de girsin. Artık A'nın kendi havuzu var. Oo, bunlar bayağı kötü harfler. Şaka yapıyorum ya. Altı üstü oyun hamuru. Hadi yeni oyuncak presimizi deneyelim. Oo, gökkuşağı makarna yapıyor. Tekrar sar. Düzleştir. Ve neden göz eklemiyoruz ki? Şimdi bir ağız yapmak için ortasından keselim. Güzelce sarıp keserek gülen yüzler çıkarabiliriz. Sonra da bir ipe dizerek kolye yapabiliriz. Tabii ki en iyi gülümseme kendi yüzündekidir. Çikolata. Olamaz. Oo, hepsini yemiş. Neyse, eski bir meyve suyu kutusu alalım. Ve onu parçalara ayıralım. Bu ikisini kullanacağız. Onları bir kemer oluşturmak için birleştirin. A harfiyle aynı şekil olacak. Şekerlerinizi koruyacak mükemmel dost. Daha neler saklayabileceğinizi düşünün. Işıklar gitti. Neler oluyor? Olamaz. Bir palyaço. Aa, V'ye gelmiş ya. Ve gazoz getirmiş. Boş olsa da onunla hala eğlenebiliriz. Bir harf ekleyip dış hatlarını delelim. Bitirdiğinizde bir ışık ekleyin. Yepyeni bir gece lambası oldu. Şimdi biraz uyuyalım. Oo, bir yüzük ve tadı da harika. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ya da sürer mi? Bir plastiğin üzerine uzun bir şekil çizelim. Sonuna da özel bir şey ekleyelim. Şimdi bunu kesip ısıtalım. Büzüştükçe yeni yüzüğün hazır olacak. Ve bu yüzüklere bir şey olmayacak. Pastel boyalar eskisi kadar iyi yapılmıyor. Ama o kırık parçaları çöpe atmayın. Şu alfabe kalıbına dökün. Ve hepsini güzelce eritin.
yeni boya kalemlerine dönüşecekler. Ve her türlü rengi birleştiriyorlar. Gökkuşağı bile olabiliyorlar. Oo, baloncuk zamanı. Hadi üflemeye başlayalım. Daha da iyisi güzelce daldırın. Baloncuk aletini nereden aldık? Pipetlerle yaptık. Kesip birleştirebileceğiniz bir şey. Şekil vermeniz bile mümkün. Ve bir sürü küçük baloncuk pipeti de bayağı fazla baloncuk anlamına gelir. Yapabileceğiniz tüm şekilleri düşünün. İçecek zamanı. Ya ağlama. Neyse, dökülen suyun ardından ağlamanın bir anlamı yok. Aslında bu eğlenceli gibi görünüyor. Sadece biraz hazırlanmamız gerekiyor. İçine biraz meyve suyu dökelim. Ve ağzını kapatalım. Neredeyse hazırız. Sadece bir bardak almalıyız. İhtiyacın kadar al. Ve iç gitsin. Ama kapatmayı da unutma. Aa, jöle harfler. Atıştırma vakti gelmiş gibi. Hadi tüm bu yeşil E'leri toplayalım. Ve onları birlikte ezelim. Görünüşe göre slime'ımız oldu. Ooo, bayağı esnek ve yapışkan. Hepsini içinde tutacak bir şey yapalım. Tamamen girdiğinden emin olalım. Şimdi üstüne bir kapak koyalım. Bak, D harfi oldu. Harfleri değiştirmenin bu kadar kolay olduğunu kim bilebilirdi? Kelebeklere bak. Birkaç tane yakalayalım mı? Ne? Şapkayı çıkarmamalıydın. Neyse. Gel biraz kağıt keselim. Ortasına bir pipet koyalım. Bir kelebek harfi olsun. Hatta kanatlarını hareket bile ettirebiliriz. V harfi yoksa W mu? Burunda ne varmış? A harfi. Kokusu çok tanıdık. Neredeyse Skittles gibi. Bütün gökkuşağı kadar renk çıktı. Onları bir harf haline getirin. Biraz su dökün ve erimesini izleyin. Oradan bir C alayım. Bir K. Bir E. A da gelince cake kelimesi tamamdır. Kim donat ister? Daha önce hiç geriye bakan bir donat görmemiştim. Bu bir devrik göz. Hadi yerinden alalım. Ve yiyeceklerin üzerinde deneyelim. Eğer şekilleri uygunsa daha da fazla harf yapabiliriz. Ve daha da önemlisi donatları gönlümüzce yiyebiliriz.